Bir görüntü daha var elimde. Onu bir yayınlayalım. Yayınlayın arkadaşlar. Arkadaşlar diğer görüntüden bahsediyorum. Beni duyuyor musunuz? Hadi verin. Ha, tamam verin o zaman o görüntüyü. Facebook bu. Sosyal medya hesabı. Kendisi açıyormuş. Hı. Benim haberim yok yani. Bu fotoğrafta beraber çektirmişsiniz galiba o gün. Kimiz? Ha, evet ikiniz. Ama aynı gün mü çektirmişik? Hatırlamıyor musun? Kemal çektirdik yani kendisinden. Böyle yan yana ne dur çekelim derdi. Çekmiş evet. Ha çekti evet. Anne hadi fotoğrafımızı çekelim derdi. Çek kızım derdim. Yani kötü niyetten çekişi yapmadım ben. İnsan evladından fotoğraf çektirince yani kötü mü oluyor? Yok da. Ha. Sanki bazı şeyleri böyle yani o çünkü aşkına bak senin kızın hanım, senin kızın her şeyi yani benim üzerime yüklemeyin. Hayır yüklemiyoruz. Yani senin bize anlatmadığın bir şey olabilir mi? Şey yapmayın yani. Anlatmadığın bir şey olabilir mi acaba Hayır, diye. Hayır ben zaten bilsem sana söylerim. Neden sana söylemeyeyim? Yani neden buraya çıkayım? Şimdi bak senin çocuklarının babası... Çıkmayacaktın ki zaten Akın'ın... Akın Ay niye çıkmayayım? Ben söyledim sana. Niye çıkmayayım? Bak niye çıkmayayım yani? Dedim. Sizin de demenizden mi çıktım Allah ben buraya? Allah. Evladımı aramak Vallahi, için ben niye çağırdın o zaman parka gidek diye? Ha? Parka niye gidek dedin? Evladımı aramak için sizin havanızdan mı geldim buraya? Allah Allah. Havanızdan mı geldim Allah Aygül Allah. Ben buraya? Akın sen, öyle diyor. Ha? O en azından bunu bilmiyorum da. Aygül oğlum buraya geldiğinde askere gidiyorum dedi. Evet bana da dedi. Canlı yayına çıkayım demedi anne demedi. Sana ses kayıtlarını da dinletti. Hatta öncesinde biz senle, bizim ekibimiz senle de konuştu hatırlar mısın? Buraya geleyim de demedi bana. Öncesinde bizim ekibimiz seninle konuştu. Ne dedi ben ekibin? Hatırlamıyor musun? Ne dedi söyle de. Yani seni de bekliyoruz dedi. Tamam, sen gelmek ben de, istemedin. Evet, ben de gelirim Pınar, doğru dedim. Mu hatırlıyorum? Doğru mu hatırlıyorum? Evet, evet doğru. Ben, doğru. Ben de gelirim dedim. Hayır bak Akın buraya gelmeden önce... Akın'ın buraya yani telefonla konuştuğumuzda bize başvurduğunda Akın bir senin organizasyonu yaptığımız annenle gelsin dedik. Hatta ben dedim ki ben istedim ben. Dedim ki Akın sadece gelmesin annesi de gelsin dedim. Lütfen tamam. Annesiyle konuşun dedim. Seninle konuştular. Evet. Fakat sen gelmedin Akın geldi. Akın bu ekranlardan niye gelmiyorsun anne deyince niye? Sen de ondan sonra geldin. Ay canım, ben gelirim dedim. Niye ama geldi, niye gelmeyeyim yani İlk niye? İlk söylediğimizde dur, bir dakika, diyorum. Dur, bak sonuçta bak Nurgül'cüğüm sonuçta bak sonuçta sen buraya bir televizyon programından seni arıyorlar ya. Tatlım benim. Bak bir televizyon programından seni arıyorlar ya ve diyorlar ki sana oğlum bize başvurdu. Kıza yazık günah. Oğlun yana beraber gel diyoruz. Sen gelmem diyorsun. Hayır ben ve diyorsun ki ben oğlumun askere gittiğini biliyordum. Evet. Televizyon programına gittiğini bilmiyordum. Evet. Ya bir televizyon programı seni arıyor. Alo Show TV'den Didem Arslan Yılmaz'ın ekibinden arıyorum diye seni aramışlardır. Arıyorlar. Ben biliyorum. Ben istedim senin gelmeni. Tamam ben de gelirim dedim sana. Hayır gelmedin. Oğlun. Ya, biz ya oğlu, ben sana gelirim demedim benim. Ben. Oğlunun biletini aldığımızda sana da alalım dedik. Sen gelmedin. Ama... Hatırlamıyorum Neyse ya nasıl hatırlamıyorsun ya? Ben gelirim dedim ama biz şey yaptığında gelirim dedim de aynı gecede çıktım geldim. Tamam şimdi Yasemin muhabirimiz Antep'te ben babasıyla konuşacağım ama onun öncesinde muhabirimizin anlatacakları var. Yasemin seni dinliyoruz sonra hemen babayla konuşalım lütfen. Nerede şu anda Helin'den bir haber Merhaba var mı? Merhaba Didem Hanım. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler canım. Gaziantep'teyiz. 14 gündür kendisinden haber alamadığımız Helin'in babasının adresine geldik. Anneyle alakalı inanılmaz iddiaları var. Bunları sizinle paylaşmak istiyor. Tamam çok teşekkürler canım. Serkan Bey merhabalar. Bu arada 16 gün merhabalar oldu. Merhabalar Didem Hanım. Zor evet. Bir şey, kolay bir şey değil. Anneyle ilgili ya annesinden daha doğrusu eski eşinizden şüpheleniyorsunuz. Bunu söylemiştiniz. Yani Helin'i bir yerde evet. Tuttuğunu iddia ediyorsunuz babası olarak. Doğru mu? Evet, evet. Nerede tutabilir annesi? Niye tutsun? Şimdi ben o kadarını tam bilmiyorum ama ben şurada artık şuna eminim. Yani söyle.
Dayısıyla annesi tarafından bu çocuklar o yüzden kaçıyor evde. Neden ben kaçıyor? Kızımı bulacağım, bir şekilde neden bulacağım. Kaçıyor? Ben bir şekilde susar kaçıyor? Mısın? Ben neden şey, kaçıyor annesinden? Ben daha yeni annesinden ben Yasemin Hanım'la susar mısın? Ben Yasemin ya Yasemin Hanım'la daha yeni Yasemin Hanım'la daha yeni gittiğimde dünyanın hakaretini işittim. Hak etmediğim hakaretleri işittim. Ben kızımı bulacağım. Buna da size söz veriyorum Didem Hanım. Kızım da geldiğinde her şey ortaya çıkacak. Çıksın, ben o zaman buradayım. Kim suçlu, kim benim, şey, ben, o zaman ben, her şey belli olacak. Peki bu kız çocuğu, dün de yeni yıla girdik. Yani işte 16 gün boyunca kimin yanında kalır? Nerede kalır? 15 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Siz dayısından ve cuma günkü yayına katıldığınızda bunlar bir yerde tutuyorlar demiştiniz. İddialı bir laf demiştiniz. Bunu siz kendiniz söylediniz. Ben bir yerde, evet sonuçta ben bunu... Yine diyorum. Ha, yine diyorum. Nerede? Yine şüphelerim yine devam ediyor. Nerede diyorum? Şüphelerin devam etsin senin. Nerede? Senin şüphelerin devam etsin. Yakında. Ben buradayım. Pek yakında. Ben buradayım. İnsanların, gel. İnsanların. Gel ben buradayım. İnsanların ikinci yüzü. Doğru doğru. Doğru. İşte dem. Sen Didem Hanım, sen ne söylüyorsun? İşte. Sen ne söylüyorsan doğru söylüyorsun. Hiç yanlış bir şey yok senin. Hiç yalan bir şey yok. Demin de. Tamam demin mı? Aileni de susturamadım. Hakaretler etti. Tamam şu mı? Anda sen de aynısın. Tüm Türkiye senin nasıl bir insan? Ben seni de biliyorum. Ben geçmişimde hatalarımı kabul tamam ediyorum. Tamam mı? Seni de biliyorum Didem yani. Didem Hanım susmayacaksa ben yayından Nurgül, çıkacağım. Seni de biliyorum. Nurgül, seni Nurgül. Türkiye. Bak. Türkiye Cumhuriyeti seni de biliyor. Tamam mı? Nurgülcüğüm. Çık yayından hiç çık. Hiç fark etmez. Niye çıksın canım, babasıyla konuşacağım. Çık, baba değilsin sen. Allah Allah, olur mu öyle şey? Çıkacak bir insan varsa, çıkacak tamam bir insan varsa sen baba sen değilsin. Sen çıkıyorsun. Bize sahip sen, çıkardın. Sen tamam mı? Bir dakika Serkan'ın bir sesini i̇şte, alın. Bir dakika Serkan'ın bir sesini alın. Nurgül benim bana bakar mısın? Bir bana bak. Teknik olarak, teknik bir şeyden bahsediyorum. Orada Serkan'ın sesi bize 4-5 saniyelik gecikmeyle geliyor. Ya yani sesleriniz üst üste biniyor. Ben bir Serkan'ı dinleyeyim, iddiasını bir dinleyeyim, ondan sonra sen yanıt ver. Serkan da konuşamıyor bu durumda. Canlı yayından çıkamaz babası, değil mi? Babası. Babalık yapmamış olabilir bugüne kadar. Ama ben diyor babalık yapmamamın nedeni Nurgüller diyor. Doğru ya. Tamam dinleyeceğim doğru ama ya. Onu. Bir dakika dinleyeceğim, bir dakika. Serkan Bey, Serkancığım sen kızınla görüşebiliyor Didem muydun? Hanım, ben hayır Didem Hanım, her defasında bende kaçırdılar, şikayet ettiler karakollara. Demin de Yasemin Hanım gününe gittiğimde bu şekilde zamanda da yuvarlanmış bu yüzden daha. Serkan, sesini alalım. Konuşmalarına dikkat et. Kullandığın kelimelere dikkat et. Sana söylemiş olsa bile ekrandan söyleme. Yani şunu söylüyor. Helal'in dayısının, anneannesinin, senin işte kardeşin ve annenin Serkan'a küfürler ettiğinden bahsediyor. Hakaretler. Yani şunu söylüyor anladığım kadarıyla Serkan. İşbirliği yapabiliriz. Helal'i bulmak için işbirliği yapmak yerine bana hakaret ediyorlar diyor. Doğru mu? Evet. Doğru mu anladım? Evet. Tamam. Ben insan gibi gittim. İnsan gibi gittim. Sesimi bile çıkartmadım, ağzımı bile açmadım ama hakaretlerin hepsini niye yedim. Gittin? Niye gittin? Canlar sağ olsun. Niye gittin oraya? Neden gittin? Kızım için. Ha, niye? Kızım niye? İçin. Orada mı kızım ki? İçin. Orada mı ki? Yani niye gitmeye ihtiyacını duydun? Orada yok zaten de. Ha. Ben beraber adım atalım, beraber olalım dedim ya. Bu bizim amacımız. Sonuçta benim evladım kayıp. Genlerin de evladı yani. İnsan insanı bu şekilde karşılamaz. Yani böyle günlerde düşman bile kapısını bu şekilde açmaz ki ne? Peki senin eşin dedi ki... bir dakika, senin eşin Nurgül bu ifadeyi kullandığı için söylemek durumundayım. Kızımın başına her an her şey gelmiş olabilir. Yani işte biraz dik başlıdır, öldürülmüş olabilir dedi. Allah korusun. İşte annelik bu işte. Oraya gelip de ilk günde girir girmez yayına kızım ölmüş de olabilir diyen bir insan annelik yapamaz. Yuva sen, sahibi de olamaz. Sen de babalık yapardın, Didem ben Hanım. Annelik yapamadımsa. Vallahi Allah'a şükür ya, bizim alnımız açık. Mahkemeye çıktım da, benim karşıma mahkemeye durduğunda, mahkemeye ben çıktığında, almam çocukları dediğinde. Mahkemeye... Ha? Didem Hanım bu susmayacaksa ben yayına bir dakika, çıkacağım. Bir dakika, Serkan demedin alalım. Bana sen? Nurgül sen çocukları vermek mi istedin? Yani vekaletini... Almam dedi, ben kendi üstüme aldım çocukların vekaletini. Hayır, sen çocukları hayır, vermek mi istedin? Hayır, vermek istemedim. Hayır. Almam dedi kendisi. Geliyor. Vermek istemedim. Ben ciğerimi vermek ister miyim?
Serkan'ı dinleyeyim. Söyle Serkan. Didem Hanım. Söyle Serkan. Didem Hanım, biz adliyeye boşanmaya çıktığımızda bakın bu söyleyeceğim çok önemli. Telefonu çalıyor. Telefon çalınca telefonu açıyor, dışarı çıkıyor. İçeri geliyor hakim hanım, diyor ki görüştün mü diyor. Evet görüştüm diyor. Bir celsede bizi boşuyor. Yeri, bunun işte bak yalan. Ben dur, daha başka dur, bir şey dur, istemiyorum dur. Ya. Dur şurada. Adam bize gidin anlaşın dediğinde biz salondan seninle birlikte çıktık. Ne demek istiyorsunuz onu anlamadım yani. Tamam mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Serkan Beyciğim. Benim eski defterleri niye açıyorsun anlamadım ama onu daha sonra bir aranızda bitmeyen bir hesaplaşma var belli yani. Bana şunu söyle. Didem Hanım ben açmıyorum ki. Kızı, senin kızın yani 16 gün boyunca sonuç evden çıkmayan bir çocuk. Bir tane bile arkadaşı yok. Bir tane bile arkadaşı yok. Evet. Ya yani açık ve ne söylemek gerekirse sevgili Nurgül de ben telefonumu alırmış. TikTok'lara girermiş, şeylere girermiş. Girmiyor mu yalan mı? Girermiş, doğrudur. Ne diyorsun anlamadım. Didem Hanım bunları susturamazsın yani. Bir dakika Nurgül'cüğüm ne diyorsun? Bir şey söylemeye çalışıyorum. Yani arkadaşı yoktu falan diyorsunuz ya. Yok. TikTok'tan belki buldu. Belki bir yerden buldu. Ben de sana soru soruyorum. Bildiğin var mı diyorum. Hayır diyorsun. Ama yok. Olsa ben zaten söylerim. Ya senin cep havasına söylerim. Var derim. Senin cep telefonun nerede? Her tarafın. Bir bakabilir miyiz? Senin her tarafın yalan biliyor musun? 7 tane. Tamam bir dakika. Merve cep telefonuna bak. İzin verirsen bakabilir miyiz kızın yazışmalarına? Bak. Tamam Merveciğim bir bak. Tamam bir bakalım onu. Burada yani iki Nurgül sana orada. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Nurgül sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Senin şimdi elin bulunduğunda seni mi ister benim ister? O ben ister. Seni hiçbir ister, zaman sen istemedin. Çünkü benim göndermedin. Kızım. Evet doğru. Çünkü neden biliyor musun? Çocuklarım bende soğuttuğum için baba olarak bilmiyor ki çocuk beni. Sen de gelecek beni tanımıyor bile ki çocuk diyeydin. Daha yüzümü görmedi. Ben ister benim kızım. Uzakta babam diyedin değil mi? Yukarıda Allah var. Bak bir tane neyse ben susuyorum. Susma, başka susma, Didem Hanım hiçbir şey demek istemiyorum. Serkan ama birileri tarafından ikna edilip götürülmüş olabilir mi? Sen de annesi gibi. Benim çocuğumun başına ne geldiyse dayıları ve kendisidir. Ben yine diyorum Ne yaptım? Benim çocuğum evde kaçtıysa. Çocuğuma baskı mı verdin? Benim çocuğum bir dakika, bana bir şey soracağım.